Kalkmış kampımız başlasın. Şimdi karavanı bıraktık. Keşfe gitmiyoruz aslında. Yerimizi bulduk. Karların içinde sadece yol açacağız kendimize. Karlarda giderken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Hem onları sizinle paylaşalım. Karda kendimize karavana yol açacağız. Daha sonra da buraya getireceğiz onu da. Kamp alanımız şurası olacak inşallah. Şimdi Taha önce bakıyor. Evet. Mesela şurada bir kütük var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. Bebeğim. Ben oradan arabayla geleyim. Şurada bir kanal var galiba arkamızda. Evet, ama bir arabayla bir geçelim bakalım olaya. Hayatım, o taşları alalım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Karavanla öyle girersek burada dönemeyiz. Ben sana bunu söylüyorum. Diyorsun. Geri geri girsek? Geri geri girersek işler kontrolden çıkar bir tane. Kesinlikle işler kontrolden çıkar. Çok şükür kaymadık. Devrilmedi değil mi ya? Kaymadı. Kaydı mı tekerle? Hiç bilmiyorum. Çok bakamadım iyi. Böyle. Ya böyle bir çapraz olunca ben bir korkuyorum ve buz ve kar da var ya. Evet. Yani kayıp o kütüğe dokunursa cam gibi maf olabilir. Geldik çok şükür. Şimdiki amacımız şu. Yoğun kar yağışı olacak. Geçen yıl yaptığımız hatayı biliyorsunuz. Çıkamamıştık kardan. Zor çıkmıştık. O hatayı yapmayıp şimdi kar yağdığında kolayca çıkabilecek bir pozisyona karavanı şimdiden çevireceğiz. İleride bir sıkıntı yaşamamak için. Karavanı geri geri şuraya doğru atamıyoruz. Çünkü orası rampa. Eğer çekerse altı dere yatağı, dere yatağına karavan düşer. Devamını nasıl yapıyoruz? Devamını yine her zamanki gibi iman kuvveti ve gücüyle yapmayız. Plan nedir? Onu merak ettim. Plan mover takılmadığı için offroad karavanlara şimdi el frenini çekeceğim. Buradan halat yardımıyla çevirip, takıp, düzeltip geri alacağım ki çıkış istikametimize karavan ve araba hazır olsun. Oldu, işler çığırından çıktı. Acil çıkmamız gerekti. Bu kadar kar yağdı, yaşadık biliyorsun. Hareket kabiliyetimiz, her şeyimiz kısıtlanıyor. En azından marşa basıp çıkmak çok kolay olacaktır. Tamam. Gördüğün gibi araba dönmüyor burada çünkü. Evet. Alt toprak donmuş Dila. Şurayı kazalım kürekle. Gerçekten kampımız burada sona erdi. Geleceğim ya. Kaptır gel aşağıdan o zaman. Orada bir kanal yok herhalde değil mi? Şurada var da oraya bakmaz herhalde. Onu yapacağım ya. Bas bas durma orada.
Biraz daha geri geleyim. Hani çıkmazdı bu araba? Bağladık. Bağladık. Çevirmeye çalışacağız. Olduğu yerde. Allah yardımcı olsun. Evet. Nasıl öpüyorum buradan? Çıkışımız çok zor. Neden onları koydun? Bu yörünge etrafında dönecek. Bir şey olursa o taşlar onu durdurur. Durdurur mu? Yani. Bence durdurur. Ay dönüyor. Ben biraz geri gidiyorum kopmasın o. Çok iyi. Nasıl bu kadar? Arabayı. Ha arabayı takacağız tamam. Ne yapalım? Mover'ımız vardı da biz mi kullanmadık? Ben tamamen kuşakla döndüreceğimizi düşündüm. Aslında biraz daha çeksem fena olmaz da. İşte. Sen bilirsin. Şurada donmuş dere var gördün mü? Aha don şey dondum diyorum. Gördüm bir tane. Hep bu işler niye beni buluyor? Arabayı bana vermiyorsun. Versen yapardım. Bakalım. Böyle çıkışa hazır bir konumdayız galiba. Tamam. İlk önemli kısmı atlattık. Şimdi de manzaramıza bakalım. Bence çok güzel. Ne? Böyle bakacağız. Biraz çok güzel. Daha çevirebilirim istiyorsan. Bence hayır. Hiç zorlamayalım. Yok zorlayacak bir şey yok. Artık her şey bizim kontrolümüz altında. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu i̇şte ağaç... Biraz daha geri gelebilirim oraya. Evet geri gel. Şöyle, bu ağaçtan alayım. Kar buz düşüp güneş panellerimiz kırılmasın. Ama bu sefer araba... Arabanın üstüne düşecek bu sefer yine. Ya arabayı gerekiyorsa zaten sökeceğim. Evet. Hani acil bir ihtiyaç olur. Kar yağışı var. 3-4-5 gün burada yine kalacağız. Yine yol açarız zaten. Gidip gelmemiz gerekecek ve kar yağdıkça biz sürekli yol açmamız lazım. Evet. Karavana konumlandırıp aracı sökeceğiz. Aracı da iyice böyle de alabiliriz. Sıkıntı yok. Tamam o zaman karavanı geri alalım. Bitirelim. Nasıl alalım efendim? Nasıl istersiniz? Dümdüz geri alın lütfen beyefendi. Acil cam bulmamız lazım. Bunu izleyenler bilir. Acil cam lazım arkadaşlar. Toyota Hilux ön camı. Bir daha mı? Yok. Allah'ım korusun. Tamam bence. Ne? Biraz daha geri alabilirsen. Çünkü böyle akarak düşer oradan. Direkt panelin üstüne kaydırak gibi şu an. Şu an kaydırak gibi. Kar düştüğü anda direkt panelin üstünde.
yer var. Önümüz güzel. Evet. Çok güzel dedi. Çok güzel. Vallahi. O zaman tekerimiz şuralara falan gelse iyice uzaklaşmış oluyor. Evet, evet, kesinlikle. Anladım. Alıyorum efendim. Ya. Aşk olsun. Biraz azıcık daha. Tamam. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Her zaman böyle beni çağırabilirsiniz karavanınızı yaptıracağınız zaman. Aşk olsun sana. Böyle kurulmak bazen insanı yoruyor ama. Evet. Yani tek isteğim şey o kristal Alplerdeki karın. Böyle ah şu çizgi var ya, inşallah buraya kadar yağar. Mahsur kalırız. Şöyle bir keyif yapalım. Tövbe de. Tabii ki bu konuda uzman değiliz, bilge değiliz ama kar kamplarında dikkat ettiğimiz şeyler genelde bu videoda olan şeyler. Önce arabayla yol açıyoruz, bakıyoruz hani düşebileceğimiz, kalkabileceğimiz, hani böyle bir kanal var mı, karavanla bir sıkıntı yaşar mıyız? Onlara önce bakıyoruz, daha sonra karavanı getiriyoruz. Dünden tecrübemiz olan buz ve kar düşmesine karşı da kendimizi korumaya alıyoruz ve çıkış gerektiren durumlarda da kolayca hareket edebileceğimiz, hemen çıkabileceğimiz duruma, konuma getiriyoruz karavanımızı. Çünkü daha önce 6,5 saat mücadele verdik. Siz onun 10 dakikasını izlediniz. Perişan olduk. Evet ya. Tecrübe hani bizim için her şey oldu burada. Tecrübelerimize göre hareket etmeye çalışıyoruz. Umarım sizlere de yardımcı olabilmişizdir bu konuda. Ekstra tecrübesi olan, uyarıları olanlar varsa da yorumlarda belirtirlerse biz de bilgilenmiş oluruz. Herkes bilgilenmiş olur. Sarıkamış ormanlarına hayran kaldık. Zaten değil mi? O yüzden buraya bu kadar çok gelip bu kadar kalma mücadelesi verdik ya. Çam kokusunu özlemişim. Nefes alamıyorum. Burnum tıkandı. Ayrıca karda dikkat ettiğimiz ormanlarda özellikle bir konu daha var. Ayılardan uzak durun arkadaşlar. Ayılardan uzak durmak hani böyle çok kendi elimizde olan bir şey değil ama. Kimin elinde? Ayıların elinde. Senin elinde. Şey yapıyoruz. Dışarıya bir çöp tanesi bile atmamaya çalışıyoruz. Evet, en önemli bir şey çöp atmayın abi. Hani evet. Hayvanlar aç olabilir. Yani buraya bir yemek dökersiniz. Gece bir şey için dışarı çıkmanız gerekir. O sırada kurt gelmiş yemeği yiyordur. Size tehdit algılar, ayı gelebilir. Bırakmayın abi hiç, kesinlikle. Ha, giderken bırakmak isteyenler bırakabilir ama kamp süresince bence hiçbir şeyi bırakmayın yani. Nokta dahi olsa bile bırakmayın. Kırıntı bile. Nokta dahi olsa yorum yapıyoruz. Süpep altındayız. Safif kendi sağına yatık durduğu için ayaklarını açarken biraz daha bu sağ taraftaki ayaklarını daha fazla kaldırmamız gerekecek. Şu an sanki. Evet. Aynı zamanda da tekerlerin hem önüne hem arkasına taş koyup. Koymayacağım şu anda. Koyacağız. Neden? El frenini indireceğiz. Dolar. Ha, çok doğru. Ama ayakları kaldırdığımız için bebeğim şu an. Geliyor bak. Arkalar ama yere bastı. Evet. Arkaları da kaldırınca tekerlerin. Bak şimdi arkayı kaldırınca yaydan ses gelecek bir tane. Evet. Şey olacak. Bak şu an teker boşa çıkıyor. Evet çıktı. Hani o yüzden yükseldi, bu tekerin fazla baskısı yok. Şimdi el frenini indireceğiz. Ama biz hani içinde bineceğiz, gezineceğiz ya. Tabii ki. O yüzden yine de biz önlem alalım. Tabii ki efendim, hemen koyuyorum. Ya işte. Gidiyorum ben. Kendimi donmuş derenin sularına bırakacağım. Sen de kamp yap tek başına. Ay çok güzel. Buradan kayıp düşermişim. Buna hazır mısınız arkadaşlar? Sarıkamış'ta inanılmaz kar yağıyor. Ben seslere uyandım, uyuyorduk. Dilara'yı uyandıramadım, çok yorgun. Ama müthiş değil mi ya kar yağışı?
Çok heyecanlandım görünce, direkt kendimi dışarıya attım. Gece bu arada saat kaç? Onu da söyleyeyim. 4'ü 3 geçiyor. Çok keyifli. Bizim minik beyaza bürünmüş. Gerçekten şu an bu karların altında olmak çok keyif verici. Keşke Dilara'yı uyandırabilseydim. Sabah umarım devam eder. O da bunu keyifle yaşar. Bir yandan da tırsmıyor değilim. Etrafı göremiyorum. Görüş mesafesi bayağı düştü. Bir yerden bir şey gelir mi ne olur kestiremiyorum yani. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Çok güzel kar yağıyor ya. Bir dışarıya çıkalım. Saat oldu 11-12. Oo, eldivenlerini takaysın. Kar topu mu atacaksın bana? Evet. Allah'tan burada kar topu yapılmıyor. Kar kristal kar olduğu için. Mont giymeyecek misin? Yok. Gerçekten mi? Evet, gerçek. Doğru zaman. Olsun ya, donmak istiyorum belki. Çok güzel kar yağıyor ya. Aa, bu arada Dilara'ya sonunda buzlar düşüyor. Bot bulduk. Kaza geçirdiğimizde bir oradan bize tek yardım eden, imdadımıza koşan, su ve çay getiren bir abimiz vardı. Evet, adı neydi? Evet, Kıyas Hoca, Kayak Hocası. Aynen. Kıyas abi, seni seviyoruz. Araba paramparça olmuş, çay ikram etti. Bir baktım bot var ufacık. Dedim abi bu kaç numara? 35 numara. Dedim bunu alıyoruz. Yok, sonun... 36. 36 mı? Evet, ama içinde keçe var. Aynen. O yüzden Dilara artık botlarına kavuştu. Aşkım baksana, yine her yerde buz sarkıtları olmuş. Nerede? Her yerde. Ay, basamağa basmaya kıyamadım. Bas bas. Yok yok, basmayayım, kalsın. Far yok. Oo, benim botlarımdan kar giriyor ama senden girmiyor. Benim botlarım senin botlarını döver. Baksana her yere kar girdi. Ben de uzun bot istiyorum. Sen kar topu olmuyor mu demiştin? Evet. Ya. Sarıkamış'ın en sevdiğim yanı şu çam ağaçları oldu. Kar yağdırıyorum. Peki kahvaltımızı nerede edelim bir tane? Hava aslında soğuk değilmiş. Dışarıda yok, yok. Yiyelim mi? Dışarıda edelim. Ben mübarek olan şu tentemizi açmayı deneyebilir miyim? Mübarek olan mı? Ne demek o? Daha hiç kullanamadık ya. Evet. Biz bunu karda kışta korunmak için, yukarıdan çok kar geliyor ve hadi. Ama buz sarkıtları olmuş. Aa, açıldı, süper. Tamam, altında oturalım. Çok iyi. Ya kayak merkezinde olmasak bir de ateş yakardık. Evet. Isınırdık. Oy, tamam. Üstüme kar geldi. Ayağa gerek yok ya. Çok altı ya. Ne yapıyorsun? Buzları kırdım. Kar topu oynayacak mıyız yine? Hı hı. Kilitledim. Şimdi burayı da kilitliyorum. Geliyor oraya. İçime atlet giymedim. Çok üşüyorum şu anda. Dur şu ayarımı. Keşke üstümüze karlar yağsaydı. Tenteyi bırak açmasaydık.
Hayır ama yemeklerimizin içine kar kaçmasın. Çok güzel oldu. Kullanmak buraya nasipmiş. Wow. Ay güzel olmuş. Evet. Tamam. O zaman hemen kahvaltı hazırlayalım. Ben o zaman masa sandalyeyi hazırlıyorum. Sen kahvaltıya geç. Yani? Kahvaltı yapalım. Ben bu kristal karda artık kaymak istiyorum. Tamam. Dün kaymadım. Bugünü bekledim bol kar yağışını. Ne yemek isterim aşkım? Sen ne istersen onu isterim. Basmayacağım. Ya bozayım mı? Hayır. Ha bozdun ki. Bak. Ya o kadar olur, tamam. Sileceğim burayı şimdi. Bak. Olsun. İnşallah tente böyle açık donmaz bir tanem. Donar mı? Kalmasın böyle, kırılmasın. Yine gözümüzü. Sosis yapalım bugün o zaman. Ne? Canım istemişti. Anlamadım. Kamerayla konuşuyorum, hayatımın anlamı. Ha. Bu şey gibi oldu. Narman'da bir şey demiştin ya. Ne? Hatırlamıyorum. Lambaya basabilir misin? Jingle Bells lambasına. Ne lambasına? Jingle Bells. Kapıdaki. Dondu mu? Tamam, donmamış. Güzel. 4 yumurta yeterli herhalde. Tabağa vereyim hayatım. Bunu en son ne zaman yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet, geçen sene karda kahvaltı. Buyurun. Bunu Aladağlar mı? Avant. Tamam. Çevirsene havada onları. Bir daha. O kadar cesaret edebiliyorum. Fiu. Ne yapıyorsun bir tanem? Peynir koyuyorum yumurtaya. Olmaz mı? Bilmem. Sevmez misin? Kaşarlı yumurta rendelenmiş yemiştim daha önce ama böyle. Bu çok güzel oluyor ya. Omlet mi? Çevirecek misin peki onu? Senin istediğin gibi yapacağım hayatım. Her yerini kurutacağım. Abi çiğ olunca ağzımda atamıyorum. Yapamıyorum. Ben yemeyeceğim ama sen yiyeceksin hayatım. Oo, teşekkürler. Hop. Nasıl? Sen niye yiyemiyorsun? Çok sevmiyorum ben böyle yumurtayı. Tadı olmuyor çünkü bence. Yarıdan bölüşelim mi? Yarısını kurut, yarısını kurutma. Nasıl fikir? Şimdi bir yarısını böyle elimle havaya kaldırayım. Ortadan bel onu. Ben havaya atayım. Bir tarafı düz düşsün, bir tarafı yarım. Tamam. Buyurun, kahvaltı hazır. İnşallah pandemi biter ve hep birlikte bir kahvaltı yaparız. İnşallah ya. İnşallah. Masamıza kar taneleri düşüyor aşkım. Karlı sosis ve karlı yumurta daha önce hiç yemiş miydin? Yemiştim, yememiştim. Yemiştim. Bu kar yağışı altında huzurlu bir kahvaltı. Pandemi biter de. Pandemi bitince bir şey yapalım mı ya? Böyle bir nokta belirleyelim. Gelmek isteyen herkesle buluşup güzel bir kahvaltı organizasyonu olabilir. Kalma organizasyonu olabilir. Kamp yaparız. Kamp organizasyonu. Katılmak isteyenler varsa şimdiden yazmaya başlayalım arkadaşlar. Bir fikir oluşsun kafamızda. Ben sevinirim ya. Herkesle böyle buluşup bir arada güzel bir ateş yakalım, oturalım. Özledik birbirimizi. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Ben birazdan kayağa gidiyorum. Dilara'dan izin aldım. Kahvaltımız bitti. O yüzden tenteyi hemen kapatmamız lazım. Üzerine kar dolarsa kırılır mı? Hayır, kırılmaz ama şöyle bir sorun var. Donar belki. Bir bak bakalım. Anam, zaten su akıyor. Bakayım. Tutmuş mu yani? Yok ama panelleri acilen temizlememiz lazım. Elektriksiz kalırız. Ben de şu tarafı çıkarmaya çalışayım.
şey nasıl olduğunu bilemedim. Önce burayı yapmamız gerekiyor. Şey, tentin üzeri dolmamış mı? Hayır, hiç yok. Wow, çok güzel. Su halinde akıyor. Acaba böyle bir özelliği olabilir mi? Olabilir. Hop. Soğukta çalışmak. Kendi... Zor değil mi? Zor bebeğim. Oy. Oo, patikleriniz güzelmiş Taha Bey. Ya içeri girdim. Sonradan aklıma geldi tente. Link verelim. Örme patik. Çoraplarının rengi. Bunlar Taha'nın asker çorapları. Askere giderken almıştık ona. Bakayım içliği de var mı? Asker içliği olur normalde. İçinde yokmuş. Fırtına çıkıyor. Fena bir fırtına var. Ooo, çok güzel olmuş farlar. Bu arkadaki farlar çok güzel olmuş. Far değil, stop. Stoplar. Bak. Şimdi buraları toparlıyoruz. Ta kayağa gidecek. Ben de bulmaca çözerim artık. Sandalyeleri birazdan toplayacağım çünkü patiklerim üşüttü. Hani eksi 60'tı bu patikler. Ören ablaya buradan saygılar ve sevgiler. Ören bayan. Bak Ören. Oraya attı onu. Kaderimizi yaşıyoruz yine. Taha kayağa gitmek için çıkmıştı. Hala. Baktım dışarıdan sesler geliyor. Hın hın hın. Ben de çay içiyorum sıcak sıcak. Batmış burada. Gidememiş. Atmadım bir tanem. Kristal kar ya. Altı da buz tutmuş. Zincirimiz de yok. Patladık. Ne yapacağız? Abi kayıyor. Araba boyna aşağı dereye. Evet. Kayıyor. Allah korusun ya. Kaldın mı burada şimdi? Önünü kapat, üşüyeceksin. Ya kafayı yiyeceğim ya. Burada nasıl zincir takacağım ben? Burada takamazsın. Niye? İzin vermem buna bir tanem. Niye? Hayatım. Krikoyla yükselteceksin. Hayır, krikoyla değil, normal. Heh. Normal takmam lazım bir şekilde. Takamazsın ki. Araba durduğu yerde durmuyor. Böyle kayıyor çünkü. Bizim arabayı ileri geri almamız lazım değil mi o zinciri takmak için? Ama araba böyle kayıyor aşağıya. Bebeğim. Biliyorum imkansız gibi bir şey ama ölüm gibi. Çarem yok. En azından bir tekere taksam kurtarırım. Takamayız. Ya, bir dur. İddiaya giriyor muyuz? Bir dur bak, çok sinirliyim. Hadi. Çok sinirliyim. Neyine? Her şeyine. Hadi. Bir söyle. Bir hafta boyunca bulaşıkları sen yıkayacaksın. Tamam. Ben arabayı hafif çene geri alacağım, tamam mı? Tamam, ben ne yapayım? Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Duydum artık bana müsaade. İnsan çaresizken her şeyi yapabilir bebeğim. Hayatım böyle anne daha... Anne! Ne oldu? Terslerini ters yerine getirmişiz. Nasıl yani? Bu taraf içeri gelecekti. Ama... El freni çektin mi? Aha. Oluyor mu? Olmaya çalıştıracağım bir tane. Zinciri germemiz lazım. Olacak da. Şöyle bir... Oradan ben geçebilirim bence yapmaya.
Yok yok, geçmek değil. Zincir tekerin altında bu tarafa fazla gelmiş, öteye kaçması lazım. Tamam. Of. Az daha gidersem. Tamam. Hava da aşırı soğudu. Ne? Hava çok soğudu değil mi? Evet. Geldi mi gene? Nereye? Zincir hareket etti mi? Etti biraz. Olmuş mu? Bilmiyorum, bakacağım ben. Ay çok soğuk. Neyse 10 metre gelebilmişsin. Oldu. Oldu mu? Oldu. Çok iyi. Lastikleri. Lastikler şurada. Burada bir tane var. Taha Bey, neden arkaya taktınız zinciri? Daha önce biz öne takıp rot balansı çok bozduğumuz oldu. O yüzden arkaya taktım. Tamam. Şu an biraz konuşmakta zorlanıyorum. Bu lastikler de soğukta kas katı oluyor. Evet. Şunu al. Şu poşet çöpümüz. Tamam. Şunu da poşete. Tamam. Ben zinciri koyuyorum arabaya. Dur, bir tane taktık. Nasıl? Daha birini taktık. Ama bir tane takacağım demiştin. Belki ikiyi de takmak isteyebilirim. Neyse, bir hareket edeyim. Ay, kanca düştü. Hareket edeyim mi? Kançam. Kançam. Tamam. Arabamız da efsane. Toplu, derli. Her yer tüp. Her yer direniş. Gidek gidek gel gidek. Vallahi gidemeyeceğiz galiba. Allah. Bunu da takmaya karar vermiş. Çıkamayacağız bir tane. Kar pamuk gibi. Evet, şey hani gibi pamuk. Şöyle bir şey. Ay, araba kaydı. Çok bak, zor ezip buz yapıyor. Şuraya bak. Altı buz. Vıcıt vıcıt kayıyor. Bir de bu şey gibi, nişasta gibi hayatım. Evet. Bildiğin, ay ellerim kararmış. Nişasta gibi bu. Biraz daha geri geliyorum. Gel. Ama resmen ayağım kayıyor. Yukarı çıkamıyorum. İleri gidiyorum. Araba aşağı kayıyor. Evet. Oy! Geri vereceğim. Çıldırmama atma. Ben ileriye gidiyorum, araba aşağıya gidiyor. Evet Taha Bey. Söyler misiniz? Neden bütün aksilikler sizin başınıza geliyor? Ya aksilik değildi. Şeydi bu. Yani ben bunun olacağını biliyordum. Zinciri takmamız gerekiyordu. Kaldığımız yer bayağı yamuk ve altı buzdu. Şu bölge böyle dere. Nasip bugün neymiş bu eziyeti çekmek. Arabanın içi gözüküyor. Son zincir. Yardıma ihtiyacım var mı? Bravo. Bulaşıklar ellerinden öper. Ya. Çekil bakalım, çıkalım. Zaten su yok ki, yıkayamıyoruz.
bebeğim, önce kendimizi dur. Biz bu karda karavanı biraz zor çıkartacağız herhalde. Batlıyoruz. Her geçen saniye batıyoruz. İleri gel. İleri gel. Çok kötü kara battım. Çöp buldum yerde. Herhalde bizim. Ay! Düştüm. Abi çok kötü buzaltı. Tamam. Evet. Ya abi. Hadi bakalım. Çok şükür. Kayak malzemelerini almış. Gidiyormuş. Gidiyorum. Tanınmaz haldesin şu anda. Aşkım güzel kar yağıyor. Hiçbir yerime kar girmemesi lazım. Ama keyifli bir gün olacak sanırım. İlk defa kristal karda kayak yapacağız. Kimle yapacaksın? Kendi kendime. Niye canım? O çılgın abiler belki pistedir şu anda. Evet olabilir. Ama kar yağışı gerçekten 24 saattir hiç durmadı. Ben az önce kayak odasına aşağıya indim. Araba bir kayıyor buzda. Bir cam bu karavanın olmuş. Buradan çok zor indi. Yaz gelince indiririz artık. Yok çözeceğiz de nasıl çözeceğiz inan hiç bilmiyorum ben. O zaman akşama görüşür müyüz? Yok. Sürmez o kadar ya. Bir pistleri öğreneyim. Esas şeyi yarına saklıyorum. Şu an öğrenme. İlk defa kayacağız ya burada bir tane. Beni şimdiden buradan gidişin sıkıntısı bastı. Ne? Buradan gitmenin sıkıntısı bastı beni şimdiden. Yo yo streslik bir şey yok bebeğim. Gerçekten streslik hiçbir şey yok. Yani sadece araba tek başına giderken kayıyor biz. Allah. Az önce bir Range Rover kış lastiğiyle yolda kalmıştı. Kamera bende değildi. Mücadele ediyorlardı. Jandarmanın bir 4x4 Ford Transit sanırım. O da kalmış. Ya bu kar enteresan. Yani un nişasta gibi, gibi. Evet un ve nişasta gibi ezildikten sonra cam gibi. Evet. Ya resmen arkada zincir var. Frene basıyorum. 15 metre boyunca kararıyor araba. Çok az bir eğimde. Ben gider. Hadi, hadi A, E, O. Şu an kapalı telesiyicdeyiz. Pistler çok güzel. İnanılmaz bol kar var. Yani şu anda zaten 3 gün boyunca durmaksızın kar yağışı gösteriyor. Sanırım her şey daha da güzel olacak. Şuradan biraz canlı yayın yapayım bari. Yarışmacımız geliyor. Geliyor. Düşmedi. Evet size sorayım. Kayak mı board mu arkadaşlar? Ben bir ara board deneyimi yaşadım. Çok kötü düştüm ya. Yüzüstü, sırtüstü perişan oldum. Artık kayakla daha iyi kayabildiğimi, daha fazla adrenalin yaşadığımı hissettim ve kayağı tercih ettim. Ama Oğuzhan'a selam olsun. Erzurum'a bir dahaki gidişimde bana tekrar board dersi verip yeniden deneme fırsatı verecek.
Eğer birkaç kez düşmezsem, başarırsam devam ederim. Ama yoksa o düşüşlere dayanamıyorum yani. 100 kilonun yere çarpması değişik bir etki yaratıyor vücudumda. Küçük küçük küçü başı. Hava soğuk mıdır? Yok, sıcaktır. Belli. Havanın sıcaklığı buradan belli. Dün gece -17 idi. Yine biraz sarkıtlarımız oluşmuş. Ben tavanı temizledim güneş panelini. Ve başımıza kötü bir şey geldi bir tanem. Ne? Şöyle tavanı göstereyim. O buz çözücü sprey yaklaşık bir 2-3 saat idare ediyor ama sprey bitti. Nereden bulacağız? Falan varsa alalım. Evet, bu akşam hem markete gidelim hem de buz çözücü spreyimizi bulalım. Hani evet. Hatta bayağı böyle 5 kiloluk falan varsa alalım. 2-3 saatte bir sıkmamız gerekiyor. Şu an enerjimiz tekrar dolmaya başladı. Hava her ne kadar kar yağışlı ve bulutlu olsa da kaç enerji şu anda? 12.7. 12.7. Çok iyi. Çok iyi. Bak insanlar kayağa gidiyor. Biz burada çalışıyoruz. Hayat onlara güzel. Kıskanıyorum onları. Dereye inelim mi? Hangi dereye? Yüzmeye, şuraya. Dereye gidiyorum. Tabanca min ucu koptu. İnelim mi? Hadi inelim. Üşüyor musun? Yo, ben üşümüyorum. Sen paçalarını içeri soktun mu? Evet. Tamam. Ben de sokayım. Ya var ya, boyunun kısalığını bir kez daha tescillendirmiş oldum. Kısa değil boyum. Zıplayamıyorsun. Az uzun. Kısa değil, az uzun boyum. Bir daha dene, gel. Başka? Aşkım öyle yapılmaz, böyle yapılır bak. Bak. Perişan şimdi. Bu arada altı buz. Bacağım açılıyor kalkmaya çalıştıkça. Ya. Evet. Vallahi bütün ağacı sallarım bak ha. Burası dere değil mi şimdi? Evet, dere yatağı. Zaten ilk geldiğimizde hatırlıyor musun? Buz da orası. Evet. Bir şey lazımdı da. Parmaklarımı soksam. Ah, açtım. Evet, kırıldı buralar. Arkadaş, bazen işte böyle oluyor. Kan kaplanmış zor yanı. Yani sabah böyle komple kaplanmış da olabilir. Aküleri bir kontrol edeyim dedim de. Kutup başları bile buz tutmuyor. Nerede? Bak buralar. Buz mu? Buzdur. Hadi o zaman. Hadi veda edelim. Biz buradan yarın gidiyoruz. Gidiyor muyuz bu arada? Nasip. Bilmiyorum. Şimdilik gidelim dedik ama yarın evet. Sabah ne olur bilinmez. Burada önce ziyaret etmemiz gereken yerler var işte. Katerina. Tamam. Ne yaptın? Kafana baktım. Katerina Köşkü, şehitlik gibi. Ne yapıyorsun? Susadım, su içiyorum. Tahmin ettiğim şey değildir inşallah, şu an görmüyorum ama. Susadım, çok susadım. Katerina Köşkü'nü ve şehitliği ziyaret etmemiz gerekiyor buradan gitmeden. Yollar açık mı, nasıl olacak bilmiyoruz. Evet. Normalde bugün kar 2'de duruyordu. Ama yarın ve öbür güne de devam ediyor. Buradan Kars ve Ardahan yolları nasıl, onun bilgisini alalım. Şimdi yağış devam ediyor. Yolda ilerleyebilecek miyiz? Belki bir iki gün daha bekleyeceğiz yolların açılmasını. Hiçbir fikrim yok. Evet. Doğaçlama. Sonuç olarak 10 gün Sarıkamış'ta tamamlamış olduk. Evet. Hiç de video atmadık bu arada. Evet. Yani Sarıkamış değişik bir tecrübe oldu bizim. Yani benim aslında biraz hayal kırıklığına uğradığım, doğanın
her şeyin, karın mükemmel olduğu bir yer ama çok değişik, insanların pek mutlu ve huzurlu olmadığı bir yer olduğunu fark ettim. Bize de pek mutluluk ve huzur vermedi yani. Açık ve net arkadaşlar, sonuçta biz bu ülkeyi ve her yeri seviyoruz. Bu ülkenin evladıyız ama Sarıkamış'ta insanların, turistlerin gelip memnun ve mutlu değiller yani. Umarım bunu bir an önce değiştirirler. Bu sistem ve bu düzen düzelir ki ülkemiz ekonomisine can ve yön veren bir yer olur. Çünkü onun için neyi eksik buranın? Hiçbir şey, her şeyi tamam. Alplerden, İsviçre'den hiçbir farkı yok. Her şey çok güzel ama değişik değişik işler var, değişik değişik kişiler var. Herkes kendi kafasına göre kurallar, kanunlar, bilmiyorum ya. Ben açıkça net söyleyeyim, Sarıkamış'ta geldiğim birkaç güzel insan, birkaç güzel kişiler tanıdım ama geri kalanıyla birçok insanla tanıştık, konuştuk. Kimse memnun değil abi ya. Yani bu da bizi üzen bir şey abi. Hani ben bir ay kalabileceğimiz bir yer, yanlış mıyım? Ben burada bir ay kalmak isterim. Belki de bir kışı burada bitirmek isterim. Çam ormanları, doğal güzellik, kar yağışı, kayak pistleri yanımda ama sabah mutlu uyanmıyorum nedense burada ya. Böyle sistem değişik. Sistem yanlış burada. Sistem yanlış. Umarım sistem düzelir. Değişik yani. Ben de çözemedim. Yani o yüzden çok fazla video da çekemedik. İçimizden ama gelmedi açıkçası. Aynen, burada huzurlu değilim çünkü. Hani 5 gündür kaya toplasanız 3 saat falan çıktım ya. Hani böyle değişik. Sizleri seviyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu videodan sonra Sarıkamış'ta bir şeyler değişir, düzelir. Buraya herkes, oteller bu arada 10 tane otel var, 100 kişi var Sarıkamış'ta yani. Kimse Sarıkamış'a gelmiyor. Ortam güzel, kayak var, yoğunluk yok. Enteresan yani, biz de çözemedik. O zaman kendinize iyi bakınız. Evet. Sizleri seviyoruz, bizleri desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel yerlere gidiyoruz buradan. Evet, buradan güzel yerlere gidiyoruz. Gidebilirsek, yollar açıksa, ne yaşayacağımızı bilmiyorum. Çıkabilirsek buradan. Buradan çıkacağız ya. Çıkacağız inşallah. Asla videoyu çıkınca mı bitirseydik? Ne bileyim, bakacağız. Neyse, bakarız. O zaman görüşürüz, hoşçakalın.